Sayın seyirciler, hepinize Kadırga TV ekranlarından hayırlı akşamlar diliyorum. Bir 11 ayın sultanı Ramazan programıyla şükürler olsun yine karşınızdayız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diyorum efendim. Bugün stüdyodaki konuğum gazeteci, yazar Turhan Demir olacak. Kendisiyle inşallah bugüne ilişkin notlarımızı konuşacağız. Ama programımızın hemen başında, girişinde kıymetli Hüseyin Ayvaz hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımızı açacağız. Hüseyin hocam lütfen buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفرن عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. El-Fatiha. Evet Hüseyin Hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için. Her gün güzel kıraatımızı sizden dinliyoruz, sağ olun. Bugün de gene ayrı bir güzeldi, Allah razı olsun. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız Turan Bey, nasıl geçiyor Ramazanınız? Allah razı olsun. Cenab-ı Allah sizden razı olsun hocam. Siz Hüseyin Hocam. Bugün 11. gün. Evet. Her akşam Hüseyin Hocam'ın bu sizin programınızdaki Kur'an-ı Kerim'iyle, kasidesiyle inşallah bu akşam kaside de dinleriz hep beraber. Şimdiden o zaman Hüseyin Hocam'a topu atmış olalım. Gerçekten çok güzel bir Ramazan iklimi yaşatıyorsunuz bu halimizle birlikte olduğu kadar. O yüzden teşekkür ederim size. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Turan Bey. Allah razı olsun. Sizin de emeğiniz büyük. Onu da söyleyeyim. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Şimdi sonuçta, Turan Bey buyurun, bir şey mi diyecektiniz? Öncelikle ben İmam Ali Efendimiz için, onun İmam Ali Efendimiz'in ruhu için, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazimiz'in mübarek ruhu için ve Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın mübarek ruhunu makam için bir Fatiha üç İhlas okuyalım diye talep ediyorum. Tabii. İstiyorum evet, sizden. Allah Bey, razı olsun. Allah razı olsun. Güzel bir aslında giriş yaptınız. Şöyle ben size açmak istiyorum konuyu. Bugün 23 Nisan. Evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir kere hepimize kutlu olsun. İyi ki buradan girdik zaten. Bunu konuşmayı düşünüyorduk. Elbette bayramları bayram gibi kutlayabilmemiz için bir kere hür ve bağımsız bir memlekette yaşıyor olmak şartı, birinci şarttır. Evet. Nihayetinde Güney Cephesi'nde Kurtuluş Savaşı devam ederken Rıdvan Hoca bunu demişti, Sütçü İmam bunu demişti. Namaz için toplanmış olanlara bak dedi, karşıda Fransız bayrağı var dedi. Siz ne zannediyorsunuz, bu bayrağın altında namaz kılınır mı? Demişti, hadi bakayım diye bir ateş yakmıştı ve bağımsızlık ruhunu orada ateşlemişti. İşte onlara bu ruhu ateşleyen kişi aslında Mustafa Kemal Atatürk'tü, Allah razı olsun. Ve onun etrafında kenetlenmiş olan silah arkadaşları ve Türk milletiydi. Bu manada bugünün önemi ve özelliği çok büyük hakikaten. Bugünün önemi ve özelliğini önünüzde ben hoş geldin Atatürk kitabını görüyorum. Onunla gelmişsiniz. Allah razı olsun. Bizleri hakikaten layıkıyla anlatan da az önce ifade ettiniz. Profesör Doktor Haydarbaş Bey oldu. Bayram nasıl kutlanır? Neyi ifade eder? Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Milli bütünlüğümüz de dini bütünlüğümüzün teminatıdır demişti. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buradan isterseniz giriş yapalım, ben topu size atayım. Estağfurullah hocam. Şimdi siz tarihçisiniz, Hüseyin hocam öğretmen. İkiniz de öğretmensiniz, eğitimcisiniz. Ve belki de yüzlerce, binlerce çocuğumuzun yetişmesine emekle birlikte vesile oluyorsunuz. Yani sizin mesleki olarak bir tecrübeniz var. Şimdi bugün 23 Nisan 1920 tarihinin yıl dönümü olan mübarek bir gün. Meclisin açılışı. Meclisin açıldığı gün
Ve bugünü Mustafa Kemal Atatürk çocuklara, çocuklarımıza, en önemlisi geleceğimize emanet ediyor. Hediye ediyor. Evet. Gelecek ne demek? Gelecek çocuklarımız demek. Eğitim demek. Onların bağımsız, hür bir şekilde yetişmeleri demek. Şimdi böyle bir günde ve mübarek Cuma gününde. Cuma gününde Cuma namazını kurbanlarla, dualarla birlikte meclisin açılışını yaptığını bizler yakinen sizden, sizin gibi tarihçilerimizden çok yakın öğrendiğimiz gerçekler bunlar, hakikatler, yaşanmış olaylar. Şimdi bugün olaya baktığımızda bir iftar programındayız hep beraber. Niye ben az önce sizden, Hüseyin Hocam'dan ve sizden talep ettim hocam? İmam Ali Efendimiz'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Profesör Doktor Haydarbaş Hocamızın mübarek ruhunu makamı için bir Fatiha Üç İhlas okuyup hediye etmeyi, şundan dolayı ben bu üç insanın kaderinin kesiştiğini, tek bir vazifeyle vazifelendirildiklerini, gerçekten ki ben 30 yıla yakın bir zamandır bizler Profesör Doktor Haydarbaş Hocam'la birlikte şerefli, dimdik bir hayat yaşadık. Allah kendisinden, yakınlarından, anne ve babasından razı olsun. Amin. Gerçekten dile kolay. Bizler 30 yıla yakın bir zaman, 30 yılın da üzerine bir zaman şerefli, dimdik bir hayat yaşadık. Bundan sonra da öyle olacak. Kendisiyle birlikte yaşadık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ama kendisi de bizlere Atatürk'ün kim olduğunu bize ve bizi izleyen bütün insanlara, Türk milletine bizzat kendisi öğretti. Şimdi bunlar kolay şeyler değil. Bunlar bedel isteyen konular ve bunlar cesaret isteyen, iman isteyen konular. Şimdi bunu 1400 yıllık hakikati ortaya koyan, Ehlibeyt gerçeğini ortaya koyan ve bunu dünyaya mal eden, hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan günümüzde bugünlere bizi taşıyan tek kişi Profesör Doktor Haydarbaş Hocam'dır. Bakın tek kişi, tek insandır. Öyle bir süreç yaşadık ki beraber, ne oluyor derken bir baktık ki bugün bizler bu hakikatleri dünyaya mal eden bir insanın yanında olduğumuzu fark ettik. Şimdi bakın bugüne özel 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos Zafer Bayramı, bütün milli bayramlarımızda, bütün dini bayramlarımızda hep Sayın Profesör Haydarbaş Hocamız bizlere ne dedi? Eğer siz milli bayramlarınızı kutlamazsanız yarın dini bayramlarınızı kutlayacak vatan bulamazsınız. Evet. Şimdi bugün öyle bir gün, öyle mübarek bir gün. Ve bugünü de çocuklarımıza, geleceğimize emanet etti Mustafa Kemal Atatürk. Ve bunu bize doya doya iliklerimize kadar yaşatan, anlatan, bak şu eserle birlikte de hoş geldin Atatürk. Şimdi bu hepimizin başucu kitabı olması gereken, dinimizi de, milliyetimizi de, kimliğimizi de, ruhumuzu da öğreneceğimiz en önemli eser bu eser. En baş eser. Niye? Tek eser. Bakın bu kitabı Emin Hocam, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 80 yıllık, 90 yıllık geçmişinde, dünya tarihinde ortaya koyan hiç kimse olmamıştır. Böyle bir eseri ortaya koyan hiç kimse olmamıştır. Sadece ve sadece tek kişi Profesör Doktor Haydarbaş Hocam bunu bütün gerçekleriyle birlikte ortaya koydu. Burada biz neyi öğrendik? Neyi öğreniyoruz? Bakın. Biz burada 23 Nisan'ı öğrendik. 29 Ekim'i öğrendik. 30 Ağustos'u öğrendik. 19 Mayıs'ı. 19 Mayıs'ı öğrendik. Yani biz bunlar tarihler bizlere şu bayrağımızı, mübarek bayrağımızın gölgesinde hürriyeti, bağımsızlığı ne olduğunu anlatan konulardır bu konular. Yaşatan konulardır. Yani Atatürk ruhunu Profesör Doktor Haydarbaş Hocamızın eliyle birlikte biz iliklerimize kadar çocuklarımızla birlikte yaşadık. Böyle bir günde böyle bir insanla birlikte olmanın önemini ortaya koymak hepimizin üzerine elzemdir Emin Hocam. Yani vakit nasıl sürüyor bilmiyorum ama
Bu noktada konuşacağımız o kadar çok hatıra var, o kadar çok tarihi konular var ki. Evet, isterseniz ama, devam edelim ona ama bir virgül koyalım. Olur hocam. Ben biraz önce aslında topu attım Hüseyin hocam. Eğer mümkünse sizden alacağım bir kaside veya ilahi hazırsanız sizden bir alalım. Ondan sonra Turan Bey isterseniz devam edelim. Nasıl yani. İsterseniz. Evet. Hüseyin hocam buyurun. Meded ya Rabbel alemin, her kaçan anarsam seni kararım, kalmaz Allah'ım senden gayrı gözüm yaşı. Kimseler silmez Allah'ım. Sen yarattın du cihanı, sen yarattın cismu canı, mülk senindir kerem kanı. Kimsenin olmaz Allah'ım. Açılır bostanın, okunur dilde destanın, sen baktın gülistanın, gülleri solmaz Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster, cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Meded ya olsun. Çok teşekkür ederiz. Gene farklı alemlere, ötelere götürdünüz bizi Hüseyin hocam. Allah razı olsun. Nefesinize sağlık. Evet Turan Bey, güzel aslında yerden giriş yaptınız. Konuşmanızın başında Profesör Doktor Haydar Baş Bey, İmam Ali ve Atatürk'ün aslında birleştiğini söylediniz. O benim dikkatimi çekti. Turan Bey, Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunu tüm yönleriyle eserinde de ortaya koymuştu. Mustafa Kemal Atatürk Ehl-i Beyt soyundan, yani peygamber evlatlarındandır.
Evet. Kendisi hem anne hem de baba tarafından aslında Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. Annesi Molla Zübeyde Hanım, Hazreti Mevlana vasıtasıyla Şems-i Tebrizi Efendimiz'e dayanıyor soyu. Babası aynı şekilde İmam Rıza Efendimiz'e dayanıyor. Yani Ehl-i Beyt evlatlarından. Kendisi de onların torunlarından. Hani benim şu aklıma geliyor torunlarından derken, Peygamber Efendimiz hayattayken onun iki tane gözü, nuru, gözüm, nurum bendendir, oğlum dedikleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hemen aklıma geliyor. Onun torunlarından, yani şeyde hata olmaz herhalde, onun gibi torunlarından neticede. 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumuş, öğrenmiş ve 8 yaşında hafız olmuş bir insan. Ve siz bakın ki bu insan, işte çocuk Mustafa Kemal, büyüyor, milli mücadeleyi veriyor ve çocuklara bayram armağan ediyor. Anadolu'nun son fatihi diyebiliriz Turan Bey. Aslında 1071 Malazgirt Zaferi'nin elbette önemi çok büyüktür. İstanbul'un fethinin 1453'ün elbette önemi çok büyüktür ama düşünün ki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı, büyük taarruz olmasaydı, 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasaydı biz bu fetihleri nasıl kutlayacaktık? Ve buruk kutlayacaktık. İşte Anadolu'nun son fatihi ve asıl fatihi noktayı koyan insan. Profesör Doktor Haydar Başbey de onu tüm yönleriyle bize, Türk milletine anlatan, aslında ona devamla, ona sahip çıkarak Anadolu'ya mührünü vuran son insandı diyebiliriz. Evet hocam, buyurun. Sözünüzü kesmiş olmayayım da, siz tarihçi olduğunuz için olayların detaylarını çok daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Şimdi bütün bu anlattıklarınız tarihi konuların, ben şahsen hiçbirini bilmiyordum. Biz bütün bunları, bu gerçeklerin tamamını bir tek insandan öğrendik. İnan bak, bunu samimiyetimle konuşuyorum. Ben kendi adıma burada bunu, kendi çocuklarım adına, geleceğim adına söylüyorum. Bütün bu gerçekleri biz, bu tertemiz bir yapıyı, bu insanı, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun geldiği yol olan Ehl-i Beyt yolunu, İmam Ali Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizin, İmam-ı Cafer Efendimizin, Musa Kazım Efendimizin, o mübarek insanların tamamının, ki işin en başında İmam Ali Efendimiz ve daha en başında mübarek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mübarek kızı Hazreti Fatıma annemizi, biz Haydar Baş hocamı bizatihi kendisinden öğrendik. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum bakın. Önce bir kere bu mübarek günde bizi izleyenlerle bunu paylaşmak zorundayız. Bu arada az önceki arada İstanbul'dan iki tane kardeşimiz, Selçuk Keskin'le Yılmaz Kağan Keskin kardeşim, mesaj atmışlar. Bizleri izliyorlar. Zevkle izliyoruz diyorlar. Ben de buradan kendilerine saygılarımı arz ediyorum. Sağ Allah razı olsun. Şimdi ben müsaadenizle birkaç cümle şu hususun altını çizmek zorunda olduğumuzu burada ifade etmek gerekiyor. Bütün bu gerçekleri biz Profesör Haydar Baş hocamızdan öğrendik ve bütün insanlar da ondan öğrendi. Bakın bugün 23 Nisan'ın ne olduğunu ve ne olmadığını, Atatürk'ü bizler seviyoruz değil mi? Çok seviyoruz. Neden Atatürk'ü seviyoruz? Veya Atatürk'ü sevmediğini iddia edenler neden Atatürk'ü sevmiyorlar? Bence bu muhakemeyi çok net bir şekilde insanların yapmaları gerekiyor. Bakın çok basit, öyle güzel ifadelerle, spot ifadelerle, bir cümleyle bizim saatlerce konuşacağımız her şeyi anlatan bir insandı Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Bir devlet adamıydı. Bakın en önemli konudur bu. Bir dosttu, anlatabildim mi? Ve onun evlatları da bugün baktığın zaman hepsinin yüzünde ayrı birer iz var. Profesör Doktor Haydar Baş hocamın çocuklarının tamamının yüzlerine bakıyorsunuz, o dostluk yüzü var. Hepsinde ayrı bir iz var, anlatabildim mi? Şimdi bakın, bu günlerle ilgili bize ne dedi kendisi? Gidin dedi, evlerinize Türk bayraklarını asın dedi. Türk bayraklarınızı asın. Eğer gidip evlerinize bugünlerde bayraklarınızı asmazsanız, yarın başka milletlerin askerleri gelir, kendi bayraklarını asarlar. Evet. Şimdi bu sözü bizi izleyenler, bak tekrar Profesör Doktor Haydar Baş hocamın bizatihi
kendi tarihi uyarılarından, ikazlarından bir tanesidir. Bugüne özel. Bak dedi ki, bugün hepiniz gidin 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, bütün milli bayramlarımızda gidin evlerinize Türk bayraklarımızı asın. Camlarımızı asın. Eğer siz bunu yapmazsanız yarın başka milletlerin askerleri gelir, kendi bayraklarını sizin evlerinizin camlarına asarlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aman ya Rabbim. Bu söz bizim her şeyle birlikte kimliğimizi, maneviyatımızı, ruhumuzu kuşatan büyük bir ikazdır. Büyük bir uyarıdır. Herkese ama. En baştan en dibe kadar herkesin iliklerine kadar işleyen bir tarihi uyarıdır bu. Bunu yapmak, bizi izleyenler eğer evine bayrak asmamışlarsa bu saate kadar, Atatürk'ü seven, Ehl-i Beyt'i seven, bizim milletimizin, yani ben Türk milletinin bir ferdiyim diyen herkesin evlerine bayrak asması tarihi bir zarurettir. Bu mübarek günde hepimizin bunu yapması, eğer yapmazsak, Haydar Hocam ne dedi bizlere? Eğer yapmazsanız başka ülkelerin askerleri gelir, kendi bayraklarını asarlar. Bu namus demektir. Bu iffet demektir. Haya demektir. Vefa demektir. Bu bağımsızlık demektir. Şimdi biz bunu ne kadar cümleyle anlatırsak anlatalım ifade edemeyiz. Ama bakın bize nasıl anlattı, nasıl bir mirasla baş başayız şu anda. Ben onu özellikle altını çizmek için ifade etmek istedim. Bir diğer husus Emin Hocam. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı. Bir keresinde Profesör Haydar Baş Hocamız bize şöyle bir anımız oldu. Onu paylaşalım burada. Dedi ki bu çocuklara niye hediye etti dedi bayram, bu bayram biliyor musunuz dedi Atatürk. Tabii biz hepimiz işte diyelim Hüseyin Hocam var orada, sen varsın, ben varım, hepimiz var. Hepimiz bir şey söyledik. Ve Haydar Hocam şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, bak bu kadar mücadele yapıldı. Bu kadar insan canını verdi. Bu vatanı, bu şu bayrağımızı, mübarek bayrağımızı indirmemek için ruhunu teslim etti. Bu kadar insan. Binlerce insan. Ve bunların, bu şehit olan kardeşlerimizin çocukları yetim kaldılar. Anneleri şehit oldu, babaları şehit oldu. Yetim kaldılar. İşte bu yetim olan çocuklara, çocuklarımıza bu cumhuriyeti armağan etti. İşte Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilmesinin bir asıl şeysi bu inceliktir, bu nüktedir. Evet. Şimdi doğrusu ben şahsen bu cümleyi ondan, kendisinden duyduğum zaman inanın ürperdim ya. Yetim olan, savaşta canını veren, ruhunu teslim eden, bu kurtuluş mücadelesindeki şehitlerimizin, mübarek şehitlerimizin yetim çocuklarına hediye etmiştir. Yani geleceğimize armağan etmiştir. Şimdi bu inceliği biz, ben şahsen Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın bizatihi kendisinden canlı olarak, birçok arkadaş beraberdik, belki dinleyenler vardır ama bizi izleyen burada milyonlarca insan bu ekranları takip ediyor. Bu iftar saatinde bu hakikatin ne anlama geldiğini ve hayatımızdaki önemini bir kez daha altını çizmelerini ben rica ediyorum. Bir diğer konuda şeyde, yönü de, yani bugünün 23 Nisan'la ilgili çocuklara armağan edilişinin bir şeyde Atatürk mübarek diyor ki geleceğimizdir onlar bizim diyor. Yani bizim geleceğimiz, onlara armağan ediyor. Onlar çünkü cumhuriyeti koruyup kollayacak, yüceltecek. Yani tuz, biber, bir sürü olaylar oluyor ama sonuç itibarıyla hakikat asla değişmiyor. Herkes ektiği tohumun meyvesini önüne gelip onu biçiyor. Onun meyvesini yiyor. Dolayısıyla herkes ektiğinin meyvesini bir gün mutlaka biçer. Ektiğini biçer mutlaka ve bedelini öder. Kim ise mükafatını alır veya bedelini öder. Ya bu mübarek günde ben özellikle bu mübarek günün iftar saatinde özellikle bunun altını çizmek isterim. Evet.
Vaktimiz varsa bir husus daha var, onu arz edeyim. Sonra da herhalde diğer bölümde yine söz verecek misiniz? Tabii bilmiyorum. Tabii. Buyurun siz ifade edin. İsterseniz ilahide dinleriz biraz sonra inşallah. Siz bilirsiniz. Bu günle ilgili, bakın bugün 30 yıl öncesine bir gidelim. Veya 20 yıl öncesine bir gidelim Emin Hocam. Hüseyin Hocam siz aynı yaştayız biz hemen hemen. Atatürk'ün adının ağza alınmasından insanlar korkar olmuşlardı. Korkuyorlardı. Atatürk'ten kimse bahsedemiyordu. Öyle mi hocam? Hatırlıyor musunuz? Yani Atatürk'ten insanlar utanıyorlardı konuşmaya. Niye? Öyle bir Atatürk anlatıldı ki topluma. Öyle bir Mustafa Kemal anlatılıyor ki, pompalanıyor ki. Kim tarafından? Yabancı milletlerin Türkiye'deki taşeronları tarafından. Atatürk'ün denize döktüğü insanların, torunlarının kullandığı Türkiye'deki maşalar tarafından. Öyle bir Atatürk, yani İngilizlerin, Yunan'ın, anlatabildim mi? Çünkü Atatürk'ü sevmeyenler bunlar. Kim Atatürk'ü sevmiyorsa 30 Ağustos'ta Atatürk'ün denize döktüğü insanların çocuklarıdır onlar. Atatürk'ü sevmeyenlerin tamamı bu kimliğin insanlarıdır. Hiç başka izahı yoktur. Evet. Bu kadar net. Şimdi bugünle ilgili özellikle Emin Hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bu şeyde bu kadar mücadeleye rağmen öyle bir dönem yaşandı ki Türkiye'de Atatürk mü? Ağza almaktan korkuyor. Bugün en Atatürkçüyüm diyen kim? Kim ise, her kimse Atatürk'ü ağzına alamaz olmuştu. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ben 1990'da Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Hocamı ilk kez tanıdım. İlk tanıdığım zaman mübarek annesinden Atatürk'ün ve Çanakkale marşlarının hatıralarını dinlemiştim kendisinden. Bakın ben 90'da kendisinin lise talebesi olduğu, yani Profesör Doktor Haydar Baş Hocamızın lise eğitimi gördüğü vakitte öğretmeni olan kişi vardır. Ekrem Yazar. Şu an sağdır, bizi izliyorsa kendilerine saygı ve hürmetlerimi arz ederim. Diyor ki ben diyor lise çağında diyor öğretmendim. 10 Kasım töreninde, 10 Kasım töreni için Haydar Baş Hoca'ya diyor, o zaman kendi tabiriyle Haydar Hoca'ya, Haydar'a diyor, özür dilerim. Şey verdim diyor, vazife kim yapmak ister? 10 Kasım töreninde vazife kim yapmak ister? O diyor büyük bir iştiyakla birlikte talepte bulundu ve hazırlandı geldi diyor 10 Kasım töreni için. Öyle bir kompozisyon hazırlamıştı ki Atatürk'ü anlatan, şaştım kaldım. Dedim ki diyor sen hayırdır, nereden İmam Hatip Lisesi'nde Atatürk'ü bu kadar güzel anlatan bir kişisin sen? Bana dedi ki diyor hocam diyor ben annemden Atatürkçüyüm. Yani Haydar Baş hocamızın Ekrem Yazar'a o zamanki öğretmenine verdiği cevabı söylüyorum şu anda. Şimdi bunlar çok ama çok önemli şeyler. Nihayetinde Emin Hocam, Atatürk'ün adının ağza alınmaktan korkulduğu dönemlerde bir de Türk toplumu baktı ki hoş geldin Atatürk diye bir eserle birlikte dünya kamuoyuna Profesör Doktor Haydar Baş, Ehl-i Beyt, milli ekonomi modeli ve nihayetinde hoş geldin Atatürk'le birlikte öyle bir çıkış yaptı ki şimdi Atatürk'ü seven de Atatürkçü, Atatürk'ü sevmeyen de Atatürkçü. Bu büyük bir devrimdir. İşte bunun bedelini hayatıyla, yoklukla, çileyle, hani kendi ifadesiyle birlikte, oğlum sen hiç aç gezdin mi? Hiç yamalı pantolon giyindin mi? Hiç zengin oldun mu? Yani çobanlık yaptın. Çobanlık yaptın mı? Şimdi Profesör Haydar Baş hocamız öyle bir hayat yaşamış ki, o yüzden İmam Ali Efendimiz'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına kaderleri birebir örtüşen bir insandan bahsediyoruz şu anda. Allah şefaatlerinden bizi amin, ayırmasın, mahrum amin, etmesin. Amin. Ve bu eserle birlikte bugün biz Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlara hutbelerle birlikte İslam dinini öğrettiğini Profesör Haydar Baş hocamızdan öğrendik. Tek kişi, bak tek kişi, bir ikinci dünya üzerinde insan yok. Biz böyle bir insanın yanında yaşamayı Allah bize bahşetti. Ne kadar şükretsek az. Bugün, bakın bugüne özel Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Hüseyin Baş'ın attığı tweet'i okudum.
aynı babasının genel başkan olarak ruhuyla yetişmiş bir insanın kalemini gördük, elini gördük orada. Aynı ruhla birlikte bugünü anlatıyor. Ve ne mutlu Emin Hocam, ne mutlu ki böyle bir nesille birlikte. İşte bak 23 Nisan Çocuk Bayramı, işte bugünkü Hüseyin Baş da dünün çocuğuydu değil mi? Evet. Diğer çocuklar da aynı ruhla birlikte yetişmiş evlatları. Hepsi aynı izi taşıyan ve bizler hepimiz aynı izi taşımaya çalışan insanlarız. Ne mutlu bize. Allah bizleri bu yolda son nefesimize kadar mücadele eden insanlardan lütfetsin, nasip etsin. Amin. Şu bayrağımızı Amin. Asla ve asla göklerde dalgalanmakta mahrum etmesin. Amin. Allah razı olsun. Turan Bey, bir virgül daha koyalım isterseniz. Arkadaşlar, güzel bir ilahi rica ediyoruz sizden. İlahinin ardından yine devam edeceğiz sohbetimize. Kıymetli izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz Turan Bey'le. Turan Bey, siz biraz önce konuştuklarınızdan şöyle bir şey aklıma geldi. Hani dediniz ya, Haydar Baş Bey demişti, bayrağınızı siz asmazsanız düşman gelir kendi bayrağını asar diye. Bu memleket, Turan Bey ifade ettiğiniz gibi, işgal gördü ne yazık ki. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti'nin mağlup olmasıyla birlikte yurdumuz ne yazık ki 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal gördü. Düşman çizmesi bu memlekete girdi ve konuşmamızın başında ifade etmiştik. Hani o Fransız bayrağı ne yazık ki görüldü. Yunan bayrağı İzmir'de görüldü. Hatta şöyle de bir anekdot aktarayım. İzmir'e Yunan askeri çıktığı zaman Turan Bey geldi. Yunan askeri dedi ki, bizim oradaki Süleyman Fethi Bey, ismi de bu, binbaşı Süleyman Fethi Bey. Yunan askeri dedi ona ki, yaşa Venizelos diyeceksin. Hadi bakalım. Bak, memlekette, İzmir'de yaşanıyor bu. Yaşa Venizelos da Yunan kralı. Der mi? Elbette Türk subayı. Demiyor. Süngü darbeleriyle şehit ediliyor. Ve onun bugün süngüsü de şeyde, müzede sergileniyor. Süngü darbeleriyle, hem demezsin bir daha, demezsin bir daha diye böyle. Bu memleket işte o bayrağımızın olmadığı günlerde neler yaşandığını aslında siz ifade ettiniz biraz önce. Yani sen asmıyor musun? Bak, yaşanacak olan şeyler şunlardır. Siz söylediniz, ben bunu aklıma geldi. Artı çocuklara, gençlere emanet ettiniz. Bu da çok önemliydi. Çünkü Atatürk İzmir suikastı, kendisine suikast düzenlenmeye çalışıyor. İzmir suikastinden sonra tabii başarılı olamıyor bunlar. Diyor ki, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır, yaşayacaktır diyor. Manada hakikaten niye çocuklara armağan etti, bunu ifade ettiniz? Niye gençlere, ey Türk gençliği diye gençliğe hitabesi ve Cumhuriyeti benim en büyük eserimdir dediği Cumhuriyeti niye çocuklara ve gençlere emanet etti? Onu da sizden dinlemek de ayrı bir güzeldi. Güzel gidiyor Turan Bey, teşekkür ediyorum. İsterseniz ben ayrı bir konu başlığı açmayacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yok, siz tarihçisiniz hocam. Bugün sizin şeyiniz, Hüseyin hocam eğitimci, siz ikiniz de aslında konulara benden daha vakıf olan insanlarsınız. Biz de, bizler çünkü biraz önce dediniz, biz de Aziz Haydarbaş Bey'den gerçekleri öğrendik. Yok, hakikaten. Bu tevazu değil. Bu gerçek. Evet. Yani bütün bunları bizler, bakın geçtiğimiz sene bir toplantı vesilesiyle arkadaşlarla bir aradayken şöyle bir gündem oldu. Ben dedim ki, ya biz, sen nerelisin? Mersinli. Sen nerelisin? Çanakkale'li. Sen nerelisin? Malatyalı. Sen nerelisin? Rizeli. Ben nereliyim? Artvinli. Sen nerelisin? Trabzonlu. Ya bizi bir arada tutan, beni dağın bir başından alıp dizinin dibinde yıllarca üzerimde emeği olan, seni Mersin'den alan, üzerinde emeği olan. Hepimiz aynı ruhla hareket ediyoruz. Hepimiz aynı ruhla yetiştik. Bu nasıl bir şey? Bu el öyle bir el ki seni oradan alıyor, seni oradan alıyor, seni buradan alıyor. Ama tek bir adam olarak bağımsızlığın, ilmin, temizliğin, helalliğin, Allah'a kulluğun yaşandığı tek bir kimlik. Yani hocamın tarif ettiği ölçü var ya, bir Türk beyefendisi modeli, bir Türk hanımefendisi modeli. Seni alıyor, oradan bu noktaya taşıyor. Kim? Profesör Doktor Haydar Baş Hoca.
Şimdi sen burada bir iddia sahibi olabilir misin? Bir ben şuyum, ben buyum diyebilir misin? Bir hiç olduğunu bir kere insanın hiçbir zaman hepimizin unutmaması gereken en temel kural olduğunu, bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında da görebiliriz. Profesör Doktor Haydarbaş Hocam'ın hayatının 30 yılını zahiren ben her şeyle birlikte yaşadık, yaşattı bize. Anlatabildim mi? Yanında olan herkes de bunu, samimi olan herkes yaşamıştır, yaşatmıştır ona. Şimdi bakın, Anıtkabir'e abdestsiz gitmeyin. Abdest alın, Anıtkabir'e öyle gidin dedi değil mi bize? Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete giderken abdestli olarak gidin. Bu ikazdan sonra bakın Türk milleti, milyonlarca insan, bugün kaç kişi bilmiyorum, akşam bakarız, şeyden haberlerde vardır. Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret eden kaç kişi var? Yani öyle bir ruh ortaya koydu ki, öyle bir ruh yaşattı ki bizlere. Tertemiz maneviyat ve milli kimlik. Hani Atatürk'ün var ya, ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ben size ölmeyi emrediyorum. Evet, Çanakkale'de ve Büyük Taarruz'da. Çanakkale'de ve Büyük Taarruz'da. Ben Haydarbaş Hocam'ın ağzında bizler çok kez şunu duyduk. Oğlum ben ölmek için savaşırım. Bak bu cümlesini asla unutmam ben. Şu kulaklarım, şu gözlerim buna şahittir. Ben, bizler ölmek için savaşırız. Savaşa karar verdik mi? Ölmek için savaşırız. Bu söz çok büyük bir sözdür Emin Hocam. Bu çok çok büyük söz. Bizler bunu idrak etmekte zorlanıyoruz. Anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Ama bu sözlerin sahibi yaşayarak bunları bize anlattı. O yüzden öyle bir dönemin içerisindeyiz ki, yani yaşadığımız süreç, geçtiğimiz süreç, hani 30 Ağustos döneminde hep bahsedilir, konuşulur, işte tarih kitaplarında sizler daha iyi bilirsiniz. Hatırlarsanız İstanbul medyası o dönemde Atatürk yola çıktı arkadaşlarıyla birlikte. Büyük taarruza karar verdi gece. Ve hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Evet. Ve bir haftaya yakın bir zaman geçiyor. Haber alınamıyor. Bunu İstanbul'da telgrafhanede çalışan bir o günün şartlarındaki görevlinin hatıralarında var bu cümle. Ben konuyu Haydar Hocam'ın olaya bakışına taşıyacağım. O yüzden anlatmak istiyorum bunu sizlere. Tabii. Paylaşmak istiyorum burada. Ve diyor ki o telgrafhanede çalışan görevli, bütün İngiliz hayranları her tarafta, Mustafa Kemal ve yanındakiler öldürüldü 10 kişiyle birlikte. Onlar öldürüldüler, artık Mustafa Kemal diye birisi yok. İstanbul ahalisi, İstanbul'daki insanların tamamı neredeyse Atatürk'ü seven, yani bağımsız olmak isteyen, dinimizi yaşamak isteyen insanlar o kadar büyük bir üzüntüye girmişler ki, çünkü haber alamıyorlar. Mustafa Kemal'den telgrafhane gizli tabii o zaman, haber gelmiyor. Ve diyor ki köşelerden böyle gizli gizli İngiliz askerlerinden görünmeden telgrafhaneye gizlice girdim. Günlerce bekledim orada diyor. Ta ne zamana kadar? Ama diyor biz artık diyor yani olmaz diyoruz ama diyor. Ya öyleyse, çünkü herkes öyle konuşuyor. Ve manyetin şeyi vurana kadar diyor, bir de vurdu, Mustafa Kemal'den haber geldi. Ve düşmanı Afyon civarında ürküttüğünü, bozguna uğrattığının bilgisini verdi bize diyor. Şimdi Haydar Hocam ne dedi biliyor musun? Bu olayları anlat konuşurken ne derdi? Hep şunu söylerdi. Oğlum Mustafa Kemal'i siz bir tanısanız, hayat hep çile. Samsun'a geliyor, yola çıkıyor, araba yok. Araba buluyor, arabaya koyacak yakıt yok. Arabanın lastiği yok. Etrafındakilerin tamamı mandacı. Bu kadar olumsuzluklar içerisinde, bu kadar yokluk, bu kadar çile içinde Mustafa Kemal işte üzerindeki el ile, İmam Ali'nin eliyle birlikte, Allah'ın lütfuyla birlikte bütün bu zaferleri Allah ona ikram etmiştir, kazanmıştır. Siz Mustafa Kemal'i bir böyle tanıyın. Ve işte o bize anlattıklar, yanındaki insanlar, arkadaşlarımıza anlattığı o gerçekleri işte şu kitapta bakın. Bütün evet. Dünya insanlığına sundu ve Mustafa Kemal'i anlattı.
Yani biz öyle bir Emin Hocam süreç yaşadık ve yaşıyoruz ki bugün işte o ruhu ben mesela şöyle insanlar tanıyorum. Bizi izliyorlarsa yakın arkadaşlarımız var mesela devlet görevlisi olan arkadaşlarımız var. Ne diyorlar biliyor musunuz? 3 tane çocuğu var. 3 erkek evladı var. Diyor ki abi diyor ben 3 çocuğumu da diyor ben Haydar hocamı yeni tanıdım diyor. Rica ediyorum diyor Haydar hocamın ruhuyla yetişecek diyor. Yere emanet edeyim diyor ben çocuklarımı. 3 oğlum var diyor. Ben devlet görevlisiyim ilgilenemiyorum çocuklarımla. Ama rica ediyorum sizden çocuklarımı Haydar hocamın ruhuyla yetiştirmek için lütfen diyor el tutun diyor. Tutalım diyor. Ve onun ruhuyla yetişsin. Yeter ki çünkü niye? Haydar hocamın ruhuyla yetişirse diyor ancak biz kendimizi kurtarırız. Yine eski bir hala milletvekili olan bir ağabeyimiz var. Tunceli'li kendisi. Bir vesileyle gittik görüşmeye. Hiç tahmin etmediğimiz bir ortamda Hüseyin hocam adam dedi ki benim çocuklarım yurt dışında okuyor ve ben Haydar Baş hocamın konuşmalarının CD'lerini yaptırdım, kayıt ettirdim, ona gönderdim. Çocuklarıma gönderdim ve çocuklarımın Haydar hocamın ruhuyla yetişmesini istiyorum dedi bize. Evet. Ve bunu yaptım ben dedi yıllarca. Çünkü ben burada parlamentodayım. 2-3 dönemden beri milletvekilliği görevini yapıyor. Elazığlı kendisi. Şey, özür dilerim. Tunceli. Yanlış söyledim. Tunceli. Şimdi Elazığ milletvekili oldu ben dersem. Şimdi bütün bunların özünde yatan şey bizim iliklerimize kadar ruhumuzla birlikte dolu dolu bize yaşatılan, sunulan bu Ehl-i Beyt hayatını, milli kimliğimizi, mübarek bu yaşantıyı ne kadar şükretsek biz nasipdar olduğumuz için azdır diyorum ben. Herhalde vaktimizin de sonuna mı geldik? Evet, bizi izleyenlere de hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve özellikle size de Hüseyin Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun Turan Bey. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel özetlediniz olayı. Bugünün ruhuna uygun güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hüseyin Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle renk kattınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi kalbimizi ihya etti hocam. Evet. Her gün inşallah devam edeceğiz. Öyle dinliyoruz. Büyük bir zevkle dinliyoruz. Evet. Aynen öyle. Sayın seyircilerimiz, bugün 11 ayın Sultanı Ramazan programında konumuz 23 Nisan'dı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimize tekrar tekrar kutlu olsun. Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Milli bütünlüğümüz de dini bütünlüğümüzün teminatıdır. Bunu unutmayalım hiçbir zaman. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda şehit olmuş olan geçmişten bugünümüze kim varsa hepsini tekrar tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlere bugünleri hakikaten layıkıyla tanıtan ve anlamamıza vesile olan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i de bir kere daha sevgi, saygı, özlem ve hasretle yad ediyoruz, anıyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi kısa bir aramız olacak ve aranın ardından programımızın asıl kısmıyla Profesör Doktor Haydar Baş Bey ile iftar sohbeti programıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.